Hoş geldiniz Beşiktaş kariyerimizin yeni bölümünde karşınızdayız. Samsun'a gidiyoruz. Deplasmana Samsun deplasmanları zor FM'de. Geçen senelerde de kaybettiğimiz maçlar vardı ama bugün Beşiktaş'la inşallah yeneceğiz. 3 puanla devam edeceğiz. En son Liverpool'u yenmiştik. Her Liverpool'un bir bobosu vardır ya da her Liverpool maçında bir bobo vardır sloganı Beşiktaş formasıyla. Allah'tan Enfield'a gitmiyoruz yani oraya gidersek sonuç kötü olabilir. Burada yendik. Tamam gerisi yok. Lan. Ben... Burak arka direkte bir şeyler mi yapıyordu? Bana mı öyle geldi? Kasrovili. Onana, Yani bir baskı kurduk. Bir şeyler yapıyoruz ama tabii daha iyi sonuçlanmalı bunlar. Sağ kanattan kornerler. Sağ kanattan gelişen ataklar. Mert Hakan Yandaş Kasrovili'yi biçmeye çalıştı. Olmadı bizde. Hadi babacım. Evet yine topu iyi çevirdik. Sağdaydı sola geldi. Şimdi tekrar sağa döndü ve Burak'la yine sağdan geliyoruz. Astrovili çok iyi bıraktı. Rashid sağ. Güzel orta gol getirir. Lan atın onu be. Şaka mısınız ya? Ah be. Burak Yıldız aslanım benim be. Aferin be Burak. Aferin yani. Rozier iyileşti, Onur iyileşti ama yine Burak oynuyor sahada. Ve golünü de attı. Karambolde karıştırdı ortalığı ve yani çok zor geldi gol 23. dakikaya kadar. Yani 1.71 gol beklentimiz vardı ya. Ya 1.71 bazı maçları 1.70 gol beklentisinin altında tamamlıyoruz şu an. 20 dakikada o kadar gol beklentisi geldi. Ya yani şimdi gol attık. Şey yaptık mı yani? Rahatladık mı şu an? Bitti mi bizim için maç? Allah Allah. Kole şu Ercan'ı bırakma. Yusuf ayağına kadar geldi topu. Orada da atacaktın onu yani. Kusura bakma. Hadi Yusuf bunu at bak. Bunu at. Abi ne kadar gerilim yaptınız ya. İşte bu kim, birine mi çarptı? Ne oldu? Diğer köşeye nasıl gitti o top? Yakın direğe vurmadı mı yoksa? Ha savunmaya lan diyorum nasıl oldu savunmaya çarpmış. Barajın arası açılmaz abi. Yani barajın arasını asla açmayacaksın. Çok basit şeyler var. Eyvah. Tamam. Güzel. Tekrar. Buran resmini eklemeyeceğim ya. Totem yaptım. Burak iyi oynuyor böyle. Çok iyi aldın önüne Raşit sağa. Kaleci ve direkt. Orada da Esposito offside. Tam 55. dakika şimdi. Ee, Onana yerine Ber Berkay bak. Arayı düzelttik. Tamam mı? <laughs> Psikopat gibi saldırmıyorsun millete. Bak kart görmüyoruz abim. Gözünü seveyim bak. Semih senin yerine de Jat'ta atalım. İki yerli iki yabancı değiştirdik. Yerlerini değiştirdik saha içerisinde. Yine yerli sayımız aynı kaldı. Tanıdık bir isim Salih Uçan. Bak gene gitti Ercan indirdi topu. Aferin kolay. Ama şu topu alacak kimse yok mu ya? Bak illa yiyeceğiz ya. İlla bir Ercan bir şey yapacaksın yani orada. Ee, Yusuf da iyi tabi duran toptan attı gol ama boş kale bir tane kaçırmışlığı var. Onu da unutmayalım. 80. dakikayı geldik. Munoz yerine Masuaku'ya attık. Kastrovil yerine Umut Tohumcu. Devam. Emre Kaya'yı atıyorum forvet arkasına da. Geldi Esposito. 3 oldu. Aferin Esposito. İyi geldi. Kolaydı asist yaptı. Ercan'a da çok oyun topu oyunu atmadı. Evet deplasmanda 3-0 güzel galibiyet takım iyice oturmuş vaziyette. Tebrikler beyler iyiydiniz. Bu oyun tarzını oturtmak biraz zor. Çok kişinin de tercih ettiği bir oyun tarzı değil zaten. Hani düşük tempolu oynayalım. Kısa pas yapalım. Yani şöyle göstereyim. Genellikle şöyle oynar FMC'ler. Ki ben de çoğu zaman öyle oynayabiliyorum. Ya yani şu işte belki biraz daha geniş olabilir. E, Defanstan kısa pasla çık yapmıyorum. Çünkü stoperlerimin ikisinde de ayağı iyi değil. Biraz daha sabırlı oyun oynayacağız. Rize ile oynayacağız. E, onu da deplasmanda yapardık zaten. Oradan 5 saati 4, 5 saat abarttım biraz da. Antrenman, dinlenme bir gün. Samsun'dan Rize'ye giderdik ya. Karayoluyla ne olacak sahilden? İstanbul'a gelmek daha zor. Gerçi uçakla geleceğiz. Rize'yi konuk ediyoruz. Çağlar ve Omar Koley dinlenmeye ihtiyacı var. Çağlar yerine Tayyip Talha sonucu attık. O da oynamak istiyor değil mi? Mutsuz. Kadro güçlendirilmediğinden mutsuzmuş. Abi sen oyna da kendi oyununu oyna sonra güçlenir kadro oynaya oynaya. Hadi bakalım senden bir şeyler bekliyoruz. Burak 20 yaşına gelmiş Burak Yıldız. Keşke geçen sene de bizimle birlikte olsaydı. Otomatik görevlendirme yaptık. Takım teknik direktörü ikisi de şofman giymişiz ya. Benim beyaz saçlar yakıyor değil mi? Bir korner kullandık. Aklan kaleci. Oy, olmadı be. Acaba bir korner vuruşundan bir köşe vuruşundan gol gelir mi dedim ama ne yazık ki düşündüğüm gibi olmadı. Aferin Tayyip Talha. Çağları atar kolayı çıkartırız ikinci yarıda. 45'er dakika oynamış olurlar. Çok iyi. Çok iyi be Semi. Hocam gol ya. Orada öyle hareket çekme. Gol yani. Semih çok iyi bıraktı yalnız orada. Kanat forvetlerin de riskli pas kullanma tercihlerine güzel bir örnekti bu. Bu tarz pas, pasları yapıyorlar, yapabiliyorlar. Yine sağ kanattan taç Yani bu sağ kanattan duran toplar, kornerler vesaireler epey arttı. Bu Munoz, Ayhan Munoz harika bir vuruş. Tebrikler. Semih'e iyi gönderdi. Orada onan ama Yokan'ın müdahalesine rağmen Munyoz'un şutu ağlarla buluştu. 2-0 44. Kolay çok yorgun değiştireceğim. Çağlar atacağım ikinci yarıda. 45 dakika oynatmış olacağız iki oyuncuyu da. Yusuf çok iyi gördün. Ulan helal olsun size be. Semih kaçtı. Munoz bu maç çok iyi oynuyor. Orta Gökhan vur kaleye diyeceğim ama olmayacak. Kastrovili Onana iyi pas yapıyoruz. Rize'de fazla pres yapmaya çalışıyorlar. Çok dağılıyorlar. Yusuf Munoz bir gol bir asist. Rize çok pres yapıyor ve başarısız pres yapıyor. Sürekli Hat kaybediyorlar. Sürekli alan kaybediyorlar. Baksana Munoz. Ya hep demarkem vaziyette topla buluşuyor yani. Yusuf. Kalecinin müdahalesi ama artık çok geç. Hücum attı. fena değil. Rashidsa Yusuf, Semih, Esposito. Omar, Kole, Çağlar, söyüncü değişikliği yapalım. Ee, Burak, rozye yapalım. Ee, Roziye'nin de artık kondisyon kazanması gerekiyor. Şöyle görüyorsunuz zaten maç kondisyonu çok kötü. Bu taraftaki iki oyuncunun maç kondisyonunun kötü olması ama bu maç kolay bir maç. Castroville yerine de Umut Tohumcu'yu atalım. Evet Umut da değer verdiğim, önemsediğim bir oyuncu ve gelişiminin de hızlı olması için oynaması lazım. Ne kadar fazla süre, ne kadar fazla sahada 11'de başlarsa, ne kadar çok oynarsa o kadar çabuk gelişiyorlar. Umut'a bak be. Onanaya ikili sıkıştırma. Umut iyi kapattın ama içi dön geri. Kapat alanını. Ulan oraya orayı sıkıştırmana gerekiyor yok. Umut boşu boşuna gittin o kadar. Oyundan düştük. Semi. Ah be Semi. Son vuruşa kadar çok iyiydi. Bir de sağ yanın içiyle vurmaya çalışsaydın. Haydi bakalım. Aferin lan Raşitsa. Aferin be Raşitsa. Semih'e yar olmadı o top. Cık. Umut. 77. dakika Raşitsa çıkartalım. Dani Rodriguez'e atalım. Bir oyuncu değişiklik hakkım daha var. Ee, kalsın bence. Belki sakatlık vesaire bir şey olur. Orada sıkıntı yaşarsak gerekirse değişikliği yaparız. Umut çok iyisin. Semih nasıl bir kontroldü o? Aferin be Semih be. Aferin be. Duvar oldu orada Moksi. Topalarla buluşturdun. Çok güzel. 4-1 oldu. Semih burada Esposito'yu düşündü ama orada Esposito'dan mı geldi? Moksi mi ee, dokundu göremedim ama ne fark eder. Sonuçta Semih'in golü yazıldı. 2-5 bir değişiklik daha yapacağız herhalde. Yusuf yerine de Atakan Keskin. Hayır hayır hayır. Emre Kaya. Evet. Yusuf yerine de Emre Kaya'yı attık. Semih yani o kadar geriye oynamana gerek yoktu herhalde. Ya boşu boşuna takımı koşturdun ya. Neyse umut geldi oraya. Eyvah. Eyvah. Amin. Amin. <laughs> ben de öyle eyvah dedim değil mi? Eyvah. Eyvah. Umut. Olur olur olur. Tayyip Talhan'ın maç eksiği var. Çok fazla. Burada bizim hatamız var. Evet 4-2. Aslında değişiklik yapmasak çok daha farklı bitirebilirdik maçı ama önemli değil. Esposito. Bir mutlak gol pozisyonu. 4-2. Harikasınız çocuklar. Evet vites yükselttik ve iyi gidiyoruz. Tabii Galatasaray 10 maçta 26 puanı var. Bir mağlubiyet bir beraberlikleri mi var şimdi? Semih tebrikler. Bir gol bir asist. Bir önceki maçta da iyiydin. Sol kanatta oynama alışkanlığın iyice gelişti değil mi? Şöyle bakalım. Evet. dedi Takımdaki herkes oynadığı noktanın uzmanı artık. Herhangi bir problem, sıkıntı yaşamıyorlar. Kadroyu nasıl daha iyi hale getirebiliriz? Stoper'de ayağı düzgün. Ee, yani ayağı düzgün derken teknik kapasitesi olan, pas yapma becerisi olan oyuncular bulmak lazım. Alanya sporla oynayacağız. 3 gün içinde nefes alsaydık ya. Yani bir nefes alalım yani bu kadar da sık maç fikstürü. Alanya deplasmanındayız Puan Bu an kaybedebileceğimiz bir maç olabilir. Ee, yine Tayyip Talha ile mi çıkalım acaba? Çağlarla Çağlarla çıkalım. Sonradan değiştiririz bence hiç bozmayalım alışkın olan oyuncuları. Herhangi bir değişiklik yok. Son dönemde oynadığımız 11 ile yine çıkıyoruz. Jat yerine Semi. Esposito da forvette. Son hücum e, kurgumuz böyleydi ve böyle çıkıyoruz. O kötü durumdaymış Alanya Spor. İnşallah bu maçta da kötü olurlar. Bundan sonraki maçlarda çıkışa geçerler. Bizim rakiplerimiz için reddedilemeyecek bir temenni bence. Novais, Oğuz, Sisto, Kordova. Cordova ters adam. Tehlikeli adam. Hadi ona bu lan nasıl bir kontrol abi o yani? Geçen maç uzaydan gelen topu tık diye kontrol edip attın. Uf, Raşit harikasın. Burada önündeki topu 30 metre ileri kontrol etti. Neyse önemli değil abi. Aferin be Raşissa, Helal. Kastrovili. Ya Burak ya. Burak işte abi. Çok iyi. Aferin sana. Burak. Oğuz bizden değil Burak'cığım. Bugün siyah formayla sahada değiliz. Asrubiyle Esposito iyi sakladı. Raşit geliyoruz. Bir şey yok hocam bence yani. Penaltı ise ayıp. Yok zaten penaltı da yani maçı öldürüyorsunuz ya. Daha çok çabalayın beyler dedik. Farkı arttıralım. Oho Burak'tan şık paslar. Ya güzel pozisyon olmadı. Astrovili Koley. Çok güzel bir top be Kastrovili. Senden bunları bekliyoruz işte. Ulan top içeriden çıktı resmen ya. Ya inanılmaz bir gol kaçmadı mı? Aferin sana Burak. Harika bir top kesme. Asisten golden falan her şeyden daha önemli bu yaptığın hamle. Gerçekten bu hamle muhteşemdi. Kale ağzından nasıl çıktı o top? Onu atacaksın artık Esposito. 3.5 metresin. Raşitsa. Koley. <laughs> Düşünsene Koley'in o şutu gol oluyormuş 90'a. Offside mı bilmiyorum ama Raşitsa'nın o topla buluşmaları çok etkili oluyor. Offside. 35. dakika e, Yusuf ve Esposito hariç kanatlar iyi oynuyor. Semi Raşitsa. Kastrovili biraz daha hareketli. Burak da aynı şekilde İlk yarı bitti ama bizim daha fazla gol atmamız lazım. 1.81 gol beklentimiz var. Hadi Burak şu pozisyondan sonra çağları çıkartacağım. Çok güzel. Bek bindirdi. Gol. <laughs> offside yok hocam ya. Çağlar yerine Tayyip Talha'yı atalım. Offside yok hocam. Kim offside ki ya? Gol. Offside yok. Aferin yine Munoz. Güzel yaptı ortayı. Ertuğrul sektirdi. Esposito'nun kafasına al dedi. Evet. Değişik bir değişik bir hamle. Stoper normalde değiştirilmez ama. Biz oynatacağız dedik. Atletico Madrid maçı var. Raşitsa olmadı. İki değişiklik daha yapayım. Onana yerine Umut'u atalım. Yusuf yerine de Atakan Keskin'i atalım. Üç değişiklik yaptık. 2 oyunu durdurup iki değişiklik daha yapacağım. Aferin Burak. Çok iyisin Burak ama keşke top bizde kalsaydı. Semi. Rashitsa Yani bunu rakibi de. Burak tek başına ne yapıyorsun abi? Sen Burak yani ne yapıyorsun yani? Gerçekten farkında mısın yaptıkların? Yani Ra Dani Rodriguez, Burak, Valentin Rozier değişikliğini yapacağız. 5 değişiklik hakkımızı da bu şekilde doldurmuş olduk. Yani kolayı değiştireceğim dedim ama Kole'ye dinlenme veririz. Raşitsa ve Burak benim için daha önemli oyuncular şu an. Rosie'yi yedek bıraktı yani Burak. Oyunuyla görüyorsunuz hepiniz. Hadi bir üçüncü gol gelsin be. Hadi Semih Kılıç soyatsın be. Malkovets yapma. Döndürme abi. Döndürme. <laughs> Aferin. Dani Rodriguez nasıl bir kafa vuruşu. Semih çok doğru noktalarla topla buluşuyorsun. Sürekli oyunun içindesin. Gerçekten fark yaratıyorsun. Çok iyi. Ah. Olmadı. Arka direkte Esposito vurdu ama olmadı. Ertuğrul 7.8 ile oynamış. Evet çok güzel. Güzel galibiyetler üst üste. Takım da iyi oynayınca ekstradan oynatmak istediğin oynatmak istediğiniz oyunu da oynatabilince ve bu oyun kurgusu içinde birkaç tane de genç oyuncu, altyapı oyuncusu oynatıp başarılı olduklarını görünce oyunun tadı, lezzeti bir kat daha artıyor tabi. Atletico Madrid deplasmanına gideceğiz. Şimdi takımda dinlenmeye ihtiyacı olan oyuncular var. Koley, evet antrenman, dinlenme. Yedeklere kimi atalım? Montero'yu atalım, Bahtiyar'ı. Bahtiyar'ı da hiç oynatmadık. Yani bu adamları da aslında biraz kullansak yani bir işimizi görebilirler ilerleyen dönemde. İspanya'dayız. Başkent'te Atletico Madrid'le oynayacağız. Yine kazanan kadroyu bozmuyorum. Kastrobili burada oynamaya alıştım peki? Evet biraz daha iyi durumda artık. Çok fazla sır Savaşçı orta saha savunma diyor. Çok fazla sırıtmıyor. Yusuf Onana. Evet şöyle bakalım. Atletico Madrid'e karşı takımımız başarılı olabilecek mi? Yoksa Atletico, yoksa Atletico Madrid karşısında dayak mı yiyeceğiz? Futbol nasıl oynanır? Gösterin. O hepsi de gaza geldi. Ben göstereceğim. Hayır ben göstereceğim. 4-3-3 Lorente, Depol, Koke, Felix, Lemar, Griezmann. <laughs> Çok, güzel bir takım. 9-10 dakikalar. Hızla ilerlerken hem rakipten hem bizden bir oyuncu kart görmüş. Semih sarı kart. Rashid Sadan önce. Abi adam kaç metre topu kafayla karşıladı. Rodrigo Depol. Griezmann. Of. Ya. Ya Samsun deplasmanına benzemiyor değil mi? Kendi evinde Rize'yi ağırlamak gibi ya da Alanya'ya konuk olmak gibi değil tabii ki de. Güzel. Kastrovili. Uf. Uf uf. Ne salladık ne gol attık be. Ne gol attık ne gol attık. Çok iyi oynadık ya. Çok iyi takım oyunu. Ve Burak'ın da bu nakış gibi işlenen golde parmağının olması ayrı bir güzel. Esposito. Oblak. Evet Oblak. Kalk yerine yat. Acayip bir gol attı Griezmann. Ee, yani hani çok gerçekten kalitesini konuşturdu attığı golde. 0,09'du gol beklentisi o çektiği şutun. Yine... Ya kolay şöyle karşılama abi. Orada kaleciye kafayla indirirsin yani ya. Şunu da düzelsinler abi. Orada bir şey söyleyeyim ben. 50 tane stoperde kaleciyi orada kafayla indir Hiç karşılayıp şey yapmaz ya. Abi gol geçerli zaten. Burada Koley'in o topu karşılamaması lazım. Kaleciye bırakacaksın öldüreceksin abi. Hop Griezmann. Elini kaldırma Munoz ya. Bir de top ona da çarpmış. Gol olmuş. Griezmann'ı tutamayacağız herhalde bu maçta. Semih, Yusuf, Raşitsa hiç iyi değiller bu maçta. Daniel Orsa penaltı diyor. Yalnız penaltı vermezsen tam bizim... Oha yani. Kim atacak? Yusuf atacak. Yusuf kaçırma. Gözünü seveyim. Gözünü seveyim Yusuf. Yazıcı. 2-2. 54. dakika. Simi ee, Jatta'yı atalım. Yusuf gol attım belki biraz moral olur sana. Şuraya da Dani Rodriguez'i atalım. Diğer bir İspanyol. Şimdi biz seni Barcelona'dan aldık değil mi? Hani Barcelona Madrid. Aynen kardeşim. Bak hadi indi. <laughs> Rakibi sinir etmek için iyi oynaman yeterli. Evet 71-72 durduralım. Munoz yerine Masuaku'yu atalım. Burak e, Roziye değişikliği. Son bir değişiklik hakkım kaldı. Orada da herhalde Yusuf'u çıkaracağız. Ya da ona ne olabilir ama. 5 değişiklik hakkımızı kullandık. Rakip çok yoruldu. Biz de yorgunuz. Orta saha çok yoruldu ama en azından hücuma taze kan attık. Belki biraz daha hareketlenirler. Masuaku şöyle dümdüz koşu yolunu atsan adamın var ya. O da yerden içeri çevirse ne güzel olur değil mi? Oblak köşeden aldı. Masuaku. Hadi abi yani ne bu topun başına gelince bir gerilim veriyorsunuz ya. Yapacağım bir orta korner kullanacaksın. Bir şey yapacaksın ya. Uf. Uf. İnanılmaz. İnanılmaz. Evet yani 2-2 deplasmanda hiç fena değil. Kaleci'nin çok kötü oynadığı bir maç gözüküyor ama yani ilk golde yapacak bir şey yok. İkinci golde de Munoz'a çarpıyor. Bireysel olarak kötü oynayabilir oyuncular. Ama genel olarak oyun itibariyle de ezilmedik. İyi oynadık. Bu da beni mutlu ediyor açıkçası. Çağlar eski takımına karşı puanları paylaşmış. Evet, maçın adamı bir kez maçın adamı 17 maçta. 3 gol, 3 asist, 6 golü var Yusuf. Ne kadar sakat? 1-2 gün önemli değil. Ne zaman oynuyoruz maçı? Valla bu kaç maç yaptık? Samsun, Rize, Alanya, Atletico Madrid. E hadi Hatay maçını da yapalım ya. Zaten 15 dakika sonra Hatay maçını oynatacaklar zaten. Hatay'ı konuk ediyoruz. Yine iki stoperde dinlenme uyarısı var. Ee, Tayyip Talha, Sanuç, Omar Kola ikisiyle başlayacağız. İkisini birden değiştirmiyorum. Yusuf çok yorgun. Atakan Keskin'le başlayacağım. Yusuf'u da hiç kadroya almayalım. Esposito da çok yorgun. O zaman Forvet'e Semih'e atıp Jatta ile başlayalım. Evet şöyle başlayalım. David Martinez'i de alalım bence Esposito yerine. Ka hücum hattında kullanabiliriz. Evet şöyle başlayalım bakalım. Burak Şampiyonlar Ligi maçında kötü oynadı Atletico Madrid karşı ama normal. Yani onu da o seviyeleri de oynaya oynaya alışacak. Bu da öyle bir durum. Ama hadi bakalım Burak'la devam. Bu seneki yani semih için bir şey demeyeceğim ama zaten semih'i oynatmamak hata olur hani Semih zaten gelişmiş gelişebilecek sabredilmesine gerek olmayan bir oyuncu zaten e, kendi çapında bir wonder kit hani yaşıtlarından çok öte e, normal bir takım oyuncusu gibi oynatabiliyorsunuz ama burakta durum biraz daha farklı hani onu biraz daha risk alıp oynatıyoruz antrenmanlarıyla ilgileniyoruz vesaire o biraz daha evlat e, muamelesi görüyor bizden. Semih de biraz daha oynar lan zaten Semih baksana ne halde. Raşitsa yine indi çizgiye. Jat da indirdi. Lan be. Semih. Sen de bizim evladımızsın. Atsaydın onu keşke. Ona kart görmüş. Topa müdahalelerde sertliği azalt diyelim. İkinci yarıda da Berkay'ı atarız. Yine çok net bir pozisyon kaçırarak başladık ya. Jat da indirdi. Semih vurdur. yani Figuera çok iyi çıkardı. Tabi orada pozisyon alması da hani doğru da pozisyon almıştı. Evet. Vur kaleye. Vurdu. Çok kötü vurdum be. Çok kötü vurdum. Ya ilk yarı bitti. Hiç başka pozisyon göstermedi. 13 şut çekmişiz. 5'i kaleyi bulmuş. Yani değişiklik ne yapabiliriz? Semih çok iyi değil. Semih yerine Jatta'yı forvete atıp Dani Rodriguez'i buraya atalım. Peki David Martinez biraz daha mı iyi? David Martinez orada biraz daha iyi ama onun da Şöyle yapacağız o zaman. David Martinez yerine Dani Rodriguez'i attık. Atakan. Yani Atakan. Umut'u attık. Hiç iyi oynamadınız. Ya beraberlik istemiyorum. Kolay çok iyi. Kolay Raşitsa. Munoz gitti ama. Munoz'la birlikte Hop <laughs> gitmedi. Aferin. Çok iyi bir top. Munoz. Cık. Ya Raşitsa sen sağ yaptısın. O top oraya geldi. Pat diye sağ ayakla dokun at ya. Ya bak sen sağda oynuyorsun. Ters ayaklı kanat yaptık. Seni içeri şutların bitiriyor yani. Atakan. Öf. David Martinez olur mu burada? Oynayabilir ama biz Emre Kaya'yı atalım. Hadi bakalım daha yetenekli. Evet bazı özellikleri çok az ama. Çok yetersiz ama. Kasrovil yerine de Berkay Vardar'ı atalım. Son değişiklik hakkımız kaldı değil mi? Bir kez oyunu durdurup daha doğrusu iki değişiklik yap, e, durdurmamız hakkımız var iki kere ama valla gol atmak için şu içeri bindirmeler yapalım. Koşu yolunu pas daha yaratıcı oynayın. Dani Rodriguez hücum. Tam dört tane hücum. Munoz'u da hücum yapalım. Burak da hücum olsun. Pas boyu ya 4-2-3-1 aslında bu kadar şey oynatmamak lazım ama Burak yerine Valentin Rozier'i atayım ya en son. Biraz daha diri bir oyuncu. Belki bindirme de yapar. O gol yedik lan. <laughs> Şaka gibi. Yalnız kaleci bile yediği golün haberi haberinde değil yani. Farkında değil şu an bak. Çok komik pozisyon. Kaleciye bak. Gol yediğinin haberi, haberi de değil ya. Gol yedi. Top çizgiyi geçti. ondan haberi yok. Gol yediğinden haberi yok. Evet. Gol atalım diye biraz çılgın şeyler yaptık. Çılgın şeyler de yapmadık. Abartmayalım şimdi ama. Yani. Ee, 2-16 gol beklentisi. 24-7 kaleyi bulmuş. Rakip 0-28 gol beklentisiyle bir gol attı. Böyle maçlara yapacak bir şey yok. Rakip kaleci bu kadar iyi oynadıysa sizin hücum oyuncularınız da topun Çizgiyi geçmesini sağlayamadıysa yapacak bir şey yok. Tebrik ediyoruz. Geldiler, yendiler ve dönüyorlar Hatay Spor'u. Tebrik ediyoruz. Uzun süredir maç kaybetmiyorduk. 5 haftadır <laughs> maç kaybetmiyorduk değil mi? İl Lige mağlubiyetle başladık zaten. Galatasaray sağ olsun. Burada da bir mağlubiyet var. 23-6 puan fark var. E, maç eksiğimiz var. Üçüncü sıradayız. Os. Biz yine burada şampiyon olacağımıza inanıyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde de 8 puanımız var. Atletico Madrid Celtic beraberlikleri. Liverpool Standard Liège galibiyetleri 8 puan. Topladık. Zorya ile oynayacağız. Rangers. Ondan sonra Paris Saint Germain, Feyenoord. Zorya, Rangers ve Feyenoord maçta bu 3 maçı kazanıp ya yani Paris Saint Germain'e kaybederiz ama bu 3 maçı kazanırsak doğrudan şurada görüyorum kendimi. İnşallah da öyle olur. Evet şöyle ana ekranda sizlere veda edelim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni bölümlerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.